Sayın Canikligil, hoş geldiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar, yayınlar. Teşekkür ederiz. DC'desiniz herhalde, hoş değil mi? Washington'dasınız. Razı abi, ya da New York'ta. New York'ta mısınız? Razı abi zaten öyle bir... New York arası geliyoruz. Razı abi zaten öyle bir yerden bağlanmış ki New York'ta olduğunu hissettiriyor insana. Hayır, altında niye avukat yazıyor ben onu bilmiyorum fakat. Siz yeni bir kariyer yaptınız diye tahmin. Ya da en nihayetinde gazeteci dediğin adam. Bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Davaları takip ettiğim için son dönemde. En sonunda arkadaşlar sizi olsa olsa avukat olur diye düşünmüşler bu adam. Onursal avukat. Şimdi mesela ben geçen şöyle düşünüyordum. Aslında Razı abiye de buradan pas atabilirim. Yani Sedat Peker hangi ülkeye gitseydi bugün Dubai'de yaşadığı sorunu yaşamazdı? Mesela Avrupa ülkelerine, Avrupa ülkelerine gitseydi yaşar mıydı? Amerika'da yaşamazdı. Amerika'da yaşar mıydı? Amerika'da kasteneceğim. İngiltere'ye, Almanya'ya, Fransa'ya gitseydi, Kanada'ya, Amerika'ya gitseydi şu an Dubai'de yaşadığı video çekme, tweet atma sorunu yaşar mıydı? Peki bu ülkeler onu kabul eder miydi? Şimdi bir yanıyla mesela bakıyoruz, çeşitli Fethullahçı gazeteciler var. Onların bir kısmı, Almanya'da, işte Cevheri Güven, Ahmet, bunlar Avrupa'dalar. Oradan video çıkıyorlar. Ben de izliyorum, bakıyorum. Öbür tarafta Adem Yavuz Aslan var ve diğerleri var. Onlara da bakıyorum. Onlar da Amerika'da çıkıyorlar. Amerika'da. Yani Sedat Peker onlardan daha ağırda bir şey söylüyor mu anladığım kadarıyla yani. Dolayısıyla düşünüyorum, Sedat Peker bir tercih yapabilirdi Avrupa'ya ya da Amerika'ya. Kanada'ya gidebilirdi. Fethullahçıların statüsü özel olabilir mi acaba Amerika'da ya da Avrupa'da? Bilmiyorum, onu Razı abi söyleyecektir bize. Dolayısıyla bu tercihi yapmadı. Bence o gün bu tercihi yapsa ne olurdu? Böyle bir senaryo. Yapsa ne olurdu? Bugüne göre daha mı? Daha özgür hareket ederdi. Kendince özgür hareket ederdi. Amerika'ya gelse Dubai'den daha mı özgür olurdu sence Razı abi? Arkasında CIA vardı derler. Evet, İsmail. Evet, yani, evet, 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 tabii. Sorun cevap. Zaten o aslında yani Razı abi gelsin, bir yayında CIA demişti ki, bir yayında demişti ki Sedat Peker, şimdi demişti Amerika'ya gitsem FETÖ var diyecekler, Almanya'ya gitsem Can Dündar var diyecekler demişti. Evet, bu nedenle, evet, evet. Razi Canikligil, hem Sedat Peker analiziyle isterseniz, tercih ederseniz İsmail'in bıraktığı yerden başlayalım ama asıl benim sormak istediğim Sezgin Baran Korkmaz dosyası. Ne aşamada şu anda? Ne oluyor Sezgin Baran Korkmaz dosyasıyla ilgili? Evet, şimdi Sezgin Baran Korkmaz dosyası iki dosya var Amerika'da biliyorsunuz. Biri esas bu davanın kendisi, yani bu Kingston kardeşler ve Lev Dermen. Bunların tabii Amerikan mahallesini dolandırıp bu parayı Türkiye'ye aktarmaları ve tabii Sezgin Baran Korkmaz'ın da burada bu parayı Türkiye'de aklaması. Tabii iki dava var. Şimdi bir tanesi tabii Sezgin Baran Korkmaz'ın Avusturya'ya yakalanması ve bunun ve o dava için, yani Utah'ta görülen dava için buraya iade talebi. Sonuçta ikisi de aslında aynı davanın içinde, aynı dosyada. Yani şu an devam eden bu Kingston kardeşler, şöyle kısaca hatırlatayım. Kingston kardeşler ve Amerikalı Menasılı Lev Dermen, bunlar Amerikan maliyesini dolandırıyorlar. İşte biyodizel için sahte biyodizel evraklarıyla maliyeden, Amerikan maliyesinden her galon başına $1 kredi alıyor ve toplamda $511 milyon parayı Amerikan maliyesinden alıyorlar sahte düzmece evraklarla ve paranın büyük bölümünü Türkiye'ye aktarıyorlar. Ve bu aktarma sırasında tabii Sezgin Baran Korkmaz'ın şirketlerini kullanıyorlar. Şimdi buradaki durum, bu dava ilk başta tabii görülürken Kingston, hepsi tutuklandı buradakiler. Yani Lev Dermen ve Kingston kardeşler. Ve bu süre içinde tabii Sezgin Baran Korkmaz da gündeme geldi. Ben aranmıyorum dedi. Benim bu işle alakam yok dedi. İddianame her ne kadar adı geçmese de mahkemede sunulan evraklarda Sezgin Baran Korkmaz'ın her yerde ismi geçiyordu. Şirketlerinin bütün detayları geçiyordu. Ve tabii Amerikan maliyesi bu paraları geri almak istiyor Türkiye'den. Bu yüzden de Sezgin Baran Korkmaz'a şiddetli ihtiyacı var. Fakat Sezgin Baran Korkmaz'ın burada sadece sanıyorum $21 milyon gibi parayı geri ödeyebileceğini taahhüt etmişti. Halbuki Amerikalıların hedeflediği para 160 küsür milyon dolar civarında ve o da şu ana kadar sadece tespit ettikleri para bu. Halbuki
Türkiye'ye aktarılan paraların 1 milyar dolar yakını bulduğu ileri sürülüyor. Ancak tabii sadece izi sürülebilen paraların toplamı 160 küsür milyon dolar. Şimdi ne oluyor? Sezgin Baran Korkmaz tabii bu haberler gündeme gelince tabii kendi imajını kurtarmak için önce bizim yaptığımız haberlere yayın yasağı koydurdu ve karşı kampanya başlattı. Fakat ardından Amerika'daki kontaklarıyla ve avukatlarıyla, güçlü avukatlarıyla Amerika'daki savcıdan bir güvenli geçiş hakkı istedi. Yani bir belge istedi. Ben geleceğim Amerika'ya ve size tanıklık yapacağım, ifade vereceğim. Ancak beni tutuklamayacaksınız. Ben geleceğim, size yardımcı olacağım, tanıklık yapacağım, ifade vereceğim. Ve sonra döneceğim şeklinde. Amerikalılar da savcı da bu garantiyi verdi ve sanıyorum 3 yıl evvel kendisi geldi Washington'a ve Washington'da savcılarla bir araya geldi. Hatta savcıdan da kendisinin sanık olmadığına, kendisinin bu davada sadece tanık olduğuna dair bir belge de aldı. Bu belgeyi de hatta bana da kendisi göstermişti. Şimdi o saatten sonra tabii kendisi çok güvende hissediyordu kendisini. Ancak bu belgeyi aldıktan sonra Kingston kardeşler itirafçı oldu. Yani suçlamaları kabul ettiler. Aynı Reza Zarrab'ın davasında olduğu gibi suçlamaları kabul etti ve itirafçı olmaya başlayınca Kingston kardeşler Sezgin Baran Korkmaz biraz paniğe kapıldı. İşler ters gitmeye başladı. Ve bunu da zaten savcılar Utah'taki davada dile getirdiler. Ve hiçbir şekilde tabii sanık olduğunu belirtmediler. Ama her zaman bu davalar hep böyle mühürlü dosyalar sürekli giriyor. Tabii bunların içeriğini bilemiyoruz. Ve sonradan ortaya çıktı ki kendisi de yine sanıklar listesine eklenmiş. Ve Avusturya'da da çok güvendiği halde Amerika'dan böyle bir şey geleceğini hiç tahmin etmiyordu. Çünkü o belgeyi de almıştı. Fakat o bölge o an için geçerli tabii. Üzerinden 2 yıl geçmişti. Ve Kingston kardeşler itirafçı olmadan evvel almıştı. Dolayısıyla o belge geçerliliğini yitirdi. Ona güvenip Avusturya'da, Avrupa'da geziyordu. Ve o sayede tutuklandı. Şimdi Türkiye'nin iade talebi kabul edildi Avusturya'da. Ancak yani bu şöyle kabul edildi. Yani haklı görüldü. Yani Türkiye evet sen yasal olarak bu insanı iadesini istemeye hakkın var. Ama aynı şekilde Amerika da iade talebinde bulunduğu için şimdi Amerika'nın iade talebini değerlendiriyor. Ve aynı şekilde Amerika'nın iade talebinde evet Amerika'nın iade talebi de doğrudur. Amerika'da hani bu insanı istemekte haklıdır, yasaya uygundur şeklinde karar vermesi bekleniyor. Şimdi böyle olduğu zaman Amerika ile Avusturya arasındaki suçların iadesi anlaşmasına bakıyoruz. Bu durumda ne oluyor? İki taraf da haklıysa hem Amerika istiyor haklı hem Türkiye istiyor haklı. O zaman iadelerin yani suçların iadesi anlaşmasında buna siyasi makam karar verir diyor sözleşme. Yani buna Avusturya Başbakanı karar verecek. Yani Türkiye'ye mi iade olacak, Amerika'ya mı iade olacak, Sezgin Baran Korkmaz buna Avusturya Başbakanı karar verecek. Ancak Türkiye'nin istediği şartlarda Sezgin Baran Korkmaz'ın cezası çok az. Yani çok büyük bir ceza beklenmiyor. Çünkü para aklama suçları Türkiye'de maalesef çok ağır suçlar değil ve cezaları çok ağır değil. Ancak Amerika'da çok ağır. O yüzden tabii suçun şiddeti etkisine bakılacaktır muhtemelen. Ancak tabii sonuç yine siyasi olacak. Yani siyasi makam karar verecek. Ve Amerikalılar burada, benim konuştuğum Amerikalılar, bu davayı takip eden, yakından takip eden meslektaşlarım, onların da en fikri yani bu Amerika'ya iade edileceği şeklinde Sezgin Baran Korkmaz'ın. Ancak Sezgin Baran Korkmaz'ın tabii mutlaka ve mutlaka aynı Zarrab davasının olduğu gibi o da kendi suçlamaları kabul edip bir anlaşmaya varacaktır Amerikalılarla. Çünkü Amerikalıların istediği bu paraların iadesi. Çünkü bunlar Amerikan mahallesinin parası. Bu ne demek? Amerika mergi mükelleflerinin parası. Ve bu parayı geri istiyorlar. Dolayısıyla Sezgin Baran Korkmaz'ın da almalarının sebebi bu paraların iadesinde yardımcı olması. Ve Sezgin Baran Korkmaz'ın da ben eminim yani Amerika eğer 160 milyon dolarsa ki bu paranın da sanıyorum 70 milyon dolar civarının Amerika'ya geri döndüğü bu işlemlerde görünüyordu. Dolayısıyla geriye belki yine 70-80 milyonlar bir para kalıyor.
Ben Sezgin Baran Korkmaz'ın bu 70-80 milyon dolara da kendi özgürlüğü için bu parayı vermeye razı olacağını düşünüyorum. Ve Amerika'da en fazla 6 ay yattıktan sonra, bu parayı ödedikten sonra Türkiye sınır dışı edilir. Ve Türkiye'de de tabii yeniden bunun kendi davası görülecektir. Türkiye'de de tabii yine belki sembolik olarak bir müddet yatacaktır. Yani bu yasal suçlara baktığımız zaman, şimdi Sezgin Baran Korkmaz için 200 küsur yıl deniyor fakat bu suçlamaların toplamı, yani bütün suçları üst üste koyduğunuz zaman bu şekilde diyor. Fakat her bir suçun en fazla maksimumu yani 20 yıl. Şimdi Amerika'da da bu suçlamalar da her zaman savcı 20 yılı istemiyor. Maksimum olarak söyleniyor mesela 20 yıl. Orada mesela 11-12 yıl isteniyor. 11-12 yılında eğer geçmişte bir sicili yoksa burada da 3'te 1 indirim yapılıyor. O zaman size 7 yıl gibi bir şey kalıyor. Ki bu suçlu bulunduğu takdirde alacağı maksimum ceza 7 yılı geçmez Sezgin Baran Korkmaz'ın. Fakat Sezgin Baran Korkmaz'ın yani anlaşmaya vardığı zaman bunun 6 aya kadar ineceği, hatta belki de 3 ay gibi süreyle bundan kurtulabileceği hukukçular söylüyor. Dolayısıyla Sezgin Baran Korkmaz'ın önünde yani şu anki aşamada yani bu suçları itiraf edip ve bu paraları Amerika'ya, Amerika'nın istediği paraları Amerika'ya iade etmekten başka pek bir şansı yok. Öyle ki şu anda zaten 15 Kasım'da Amerika'da bu dava görülecek. Yani biliyorsunuz Lev Derman ve Kingston kardeşler, Kingston kardeşlerin suçlamaları kabul etmişlerdi. Ve Lev Derman yargılanmıştı. Lev Derman de jüri tarafından suçlu bulunmuştu. Şimdi 15 Kasım'da yapılacak duruşmada ceza süreleri belli olacak. Ne kadar ceza alacakları. Ve aynı şekilde hangi mallarına el konulacağı. Çünkü şu an tespit edilen, yani savcılığın tespit edilen rakamlara göre işte çok da bir gayrimenkulleri ve paraları çok fazla. Fakat bunların tamamına el konması öngörülmüyor. Bunlardan hangilerine, hangi mallara el konulacağı ve bunların değerleriyle ilgili bir oturum olacak. 5 günlük bir oturum. Burada da bir jürili oturum öngörülüyordu. Daha sonra buna itirazlar yapıldı. Ve jürisiz 5 günlük bir hızlı bir oturum olacak. Tekrar ertelenmezse tabii bu. Şu an 15 Kasım görünüyor. Fakat tabii bu 15 Kasım'a kadar benim tahminim Sezgin Baran Korkmaz'ı Amerika'ya getirmek istiyorlar. Ve orada tanık olarak dinletebilirler Sezgin Baran Korkmaz'ı. Fakat tabii Amerika'nın burada hani bu zarap davası gibi dava olmasını ben beklemiyorum. Çünkü burada Amerika'nın amacı yani burada bu parayı geri almak. Dolayısıyla yani Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'deki ilişkilerinin, bağlarının, diğer insanlarla bağlarının pek içine girileceğini sanmıyorum. Daha çok bu paraların tahsilatı gidip yönünde. Gitmediği, tahsilatı yönünde, paranın aklanması yönünde. Çünkü Amerika'nın buradaki hedefi bu parayı geri almak. Geri almak asıl mesele bu. Dolayısıyla orada da tabii Sezgin Baran Korkmaz mecburen bence yani 7 yıl 8 yıl yapmayı göze almayacaktır. O yüzden o parayı vermeye, yardımcı olmaya razı olacaktır. Ve çok az bir cezayla sınır dışı edilir. Eğer güvenliğinden